S40 modelimiz aynı zamanda size Android bir işletim arayüzü sunarken Apple CarPlay ve Android Auto'yu da kablosuz hale çeviriyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak birazdan ekranınızda olacak. Bu şekilde kablosuz CarPlay'de yapmış oluyor. Şu anda Apple telefonumuz bağlı, CarPlay arayüzündeyiz. Aracımız 2021 model Toyota Hilux. Aracımızın orijinal sistemine müdahale etmeden var olan Apple CarPlay üzerinden özel bir modül vasıtasıyla, bu modülümüzün adı Smartbox diye adlandırılıyor, ekran yapısını komple Android'e çeviriyoruz. Yaptığımız işlem şu şekilde: aracın orijinal CarPlay, kablolu CarPlay portuna ilgili cihazımızı takıyoruz. S40 diye adlandırdığımız modelimiz boyutlar itibariyle bu şekilde. Ambiyansı şıklı bir yapıda cihazımız. Üzerinde HDMI out var. SD kart girişi var. SD kart üzerine videolar ve müzikler açılabilen, boyut itibariyle bu şekilde bir cihaz. Sistem nasıl işliyor? Aracı ana menüsüne dönelim. İlgili ana menüde CarPlay ikonuna dokunuyoruz. Bizim cihazımızın yeni arayüzü sizi karşılıyor. Bu şekilde Android yapının size sundukları bütün hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Play Store hesabı üzerinden kurulmuş, kurulacak birçok uygulamayı da kullanıcının ekranına atmış oluyor. Kar tuşuna dokunduğum zaman aracın ekranına, Apple CarPlay'e dokunuyoruz, bizim arayüze dönüştürmüş oluyor. S40 modelimiz aynı zamanda size Android bir işletim arayüzü sunarken Apple CarPlay ve Android Auto'yu da kablosuz hale çeviriyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak birazdan ekranınızda olacak. Bu şekilde kablosuz CarPlay'de yapmış oluyor. Şu anda Apple telefonumuz bağlı, CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'a geçelim, bir müzik açalım ve direksiyon kumandalarının çalışmasını size gösterelim. Direksiyon kumandasında ses kısma, ses arttırma, şarkı geçişleri bu şekilde çalışmış oluyor. Tam bir uyum içerisinde. Direksiyondaki bas konuş da çalışıyor. Hatta bas konuş iki türlü çalışıyor. Birinci tür Apple CarPlay'de Siri uyandırır, söylemek istediklerini söylersiniz. İkinci tür olarak da CarPlay modundan çıktıktan sonra Android arayüzündeyken Google Asistan'ı aktif eder. Şu anda şifre girilmediği için Google Asistan'a ne yapmak istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Bas konuş iki türlü çalışıyor. Android yapıda Google Asistan'ı aktif ediyor. CarPlay ve Android Auto'da da yine bas konuş özelliğini size sunmuş oluyor. Telefon açma ve kapama tuşlarını da test edelim. Telefon açma çalıştı. Telefon açma çalıştı. Telefon kapama da sorunsuz bir şekilde çalışmış oldu. Apple CarPlay arayüzü. Bizim yeni nesil cihazlarımızda şöyle kullanıcı dostu bir arayüz var. İlgili ikonlarla hızlıca geçiş yapabiliyoruz. Son kullandığımız uygulamalarda ilgili kısma sıralıyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2021 model Toyota Hilux. Bu araçların fabrikasyon olarak donanımda Apple CarPlay kablo olarak çalışıyor. Kablolu CarPlay portuna, ilgili CarPlay portuna bizim Smartbox diye adlandırdığımız birçok modelimiz var. Kullanıcı S40 modelini tercih etti. S40 modelini kabloyla bağlıyoruz. Ana ekrana dönelim. CarPlay ikonuna dokunduğumuz zaman otomatik bizim cihazımızın Android arayüzüne geçmiş oluyor. Android arayüzünden istediğimiz, dilediğimiz bütün işlemleri cihaza internet paylaştırarak ya da üzerindeki sim kart yuvasına sim kart takılarak da yapılabilir. Sonrasında Apple CarPlay ve Android Auto'yu da kablosuz çeviren bir arayüz var tekrardan. Bunların tamamını araçta problemsiz olarak çalıştırmış oldu. Cihazımızın ana karakter olarak Android 10 işletim sistemi kullanıyor. 4 GB RAM, 64 dahili hafıza, 2.0 GHz hızında 8 çekirdekli özel bir işlemci kullanıyor. Bütün teknik detayları da YouTube video linkinin açıklama kısmına bırakmış olacağız.